dönemlerde bunları taklit olarak başarabiliyorlar ama biraz daha şöyle ışığa tuttuğumuzda gizli rakamı yazılır. Hem rakamla hem yazıyla. Şurada da küçük küçük yazılar vardır. Onlar daha dikkatli baktığımızda körler için belirgin noktalar vardır. Başta çok parlak olması, mat değil. İkincisi metalik bir ses olması. Şu metalik sesi birazdan sahte falan da göstereceğim. Şu sesi alamayacaksınız. Üç arka tarafta da bakın şurada iki resim. Bu tarafta görünmeyen resim o tarafta görünüyor. Gibi şeyler şimdi dikkat ettiniz mi? Çektim kalemi. Biraz sonra kayboluyor. Ama alelade bir kağıda çizdiğinde şu resim siyahlaşıyor ve kaybolmuyor. Anlatabildim mi? Şimdi şu paranızı vereyim ben size. Biraz önce o 100 TL'yi verebilir misin bana? Bakın. Aradaki fark. Şu sahte paranın sesine bakın. Bak biraz önceki gösterdiğim filigran nerede? Bu nerede? Yapıştırma ve baskı oldu. Kabartmaya baktığımızda bunda da kabartma var. Çakma bir kabartma. Yazılar evet. Yok memurda bunun. Tabii tabii o ufak yazı da yok. Yani başarabildiği mesela gölgelendirmeyi yapmış. Çakma bir filigran şerit yapmış. Ancak şurada mesela şu kabartma, çok basit. Komiserim bir de burada teller yoksa biz burada olalım. İsteyene yani herkes birbirlerine yardımcı olsun. Tabii özellikle pazar içerisinde. Broşürleri de iyi okuyalım. Olmayan da olana versin yani o arada. Tabii tabii. Olmayan da olana versin. Değil mi? Var mıdır? Var mıdır? O 200 bine çok fazla yardım. Burada sormak istediğiniz herhangi bir soru varsa yanıtlayabilirsiniz. Bir de para aralarına koyarlar. Yani sahte para. Tamam mı? Onun ismini kullanırsınız inşallah. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah sizlerin başınıza eksik edersin.